Arkadaşlar, 2015 yılı bitki koruma ürüne bağlılık toptancılık sınavı sorularının cevaplanmasına devam ediyoruz. Biber bitkisinin kök bazında yanıklığa sebep olan fungal hastalık etmeni aşağıdakilerin hangisidir? Sorusuna baktığımızda cevabın A şıkkı olduğunu görüyoruz. Fitofitora olarak kapsiki olduğunu görmekteyiz. Bu soruyla ilgili ayrıntılı konu anlatımlarını ders notlarımızda ve kitabımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. 19. soruya geçelim. Aşağıdaki yabancı otların hangisi hem tohumla hem de rizomlarıyla çoğalır diye bir soru gelmiş 2015 yılının Haziran ayında. Sorgum halepense olacak bu sorunun cevabı. Sorgum halepense bir yem bitkisi olduğu için rizomlarıyla çoğalan bir bitki. Dolayısıyla sorunun cevabı bu olacaktır. Amaranthus, Avena sterilis ve Synapsis arvensis bunlar rizomlarıyla çoğalmayan bitkiler olduğu için elemiş oluyoruz. 20. soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi küskütüğün konukçularından değildir? 20. sorunun cevabı arkadaşlar direkt olarak D şıkkıdır. Çünkü buğdayda küskütüğün konukçularından olmadığını biliyoruz buğday bitkisinin. Evet. 21. soruya bakalım. Bitkilerin büyüme noktalarında etkili olan bir herbisit aşağıdaki yabancı otlardan hangisine etkili olmayabilir? 21. sorunun cevabını ayrıntılı olarak incelediğimizde Avena sterilis olduğunu görürüz. Bunun nedenini de ayrıntılı bir şekilde kitabımızda anlatıyoruz. Kitabımızı satın alarak ayrıntılı bilgileri öğrenebilirsiniz arkadaşlar. 22. soruya bakalım. Akdeniz meyve sineği mücadelesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi tercih edilmez diye bir soru gelmiş. Olumsuz bir soru sorulmuş. Tercih edilmez. Buna dikkat edin arkadaşlar. Genelde sınavlarda böyle olumsuz sorular sorulur. 22. sorunun cevabı A'dır. Kapama şeklinde ilaçlama yapılmaz meyve sineği mücadelesinde. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Akdeniz meyve sineği mücadelesine zehirli yem kısmi dal ilaçlaması yapılabilir. Feromon tuzak sistemleri kurulabilir. Veya hasattan sonra bahçede meyve kalmamasına dikkat edilmesi gerekebilir. Bunlar geçerli konulardır Akdeniz meyve sineğinde. Evet, 23. soruya bakalım. Aşağıdaki bitki zararlılarının hangisinin savaşımında zehirli yem kullanılmaz diye bir soru gelmiş. Bu da biraz şaşırtmacalı bir soru. Bilgi gerektiren bir soru. Ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olmanız gerekiyor bu soruyu cevaplayabilmeniz için. Bu sorunun cevabında kör fare, bildiğimiz fare grubu canlılar yem kullanılarak mücadelesi yapılır. Bozkurtta da aynı şekilde yemli tuzaklar hazırlanır, yapışkanlı yemli tuzaklar hazırlanır ve bozkurtun mücadelesinde meyve zararlarını vermesini engellemek için yem tuzaklar sayesinde mücadele edilir. Danaburnunda da aynı şekilde kepek ve toz ilaçlar karıştırılarak toprağa verilir ve danaburnunun kepeği yiyip kimyasal ilaç etkisiyle ölmesi sağlanmaktadır. Ama Haziran böceğinde böyle bir konu yoktur. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Haziran böceğinde savaşında zehirleyen kullanılmaz arkadaşlar. 24. soruya geldiğimizde bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında aşağıdaki böcek takımından hangisi en önemlisidir? 24. sorumuzun cevabını inceleyecek olursak Hemiptera takımından olduğunu görmekteyiz. En önemlisi olan budur. Bitki virüs hastalıkların böceklere taşınmasındaki en etkili Hemiptera grubudur. Bunun nedenini ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız kitabımızı lütfen satın almayı unutmayın. 25. soruya bakalım arkadaşlar. Glipozat, IPA aşağıdaki kültür bitkilerin hangisinde yabancı otlara karşı kullanılır? Evet, bu sorumuzun cevabı klişe bir soru. 25. sorunun cevabı D olacaktır. Elma ağaçlarında, kültür bitkisi elma ağaçlarında yabancı otlara karşı glifosat ipek kullanılır. 26. sorumuzun cevabına bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yabancı ot tohumlarında görülen sekonder dormansı etkilemez? 26. sorumuzun cevabı inhibitörler olacaktır. İnhibitörler dormansı etkilememektedir arkadaşlar. Dormansı tohumda geliş